Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ÖA isimli genç kız İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerde 20 yaşındaki ÖA'nın midesinde yabancı cisim olduğu ve midesinde yırtık olduğu tespit edildi. Hastanın durumu üzerine gelen cerrahi uzmanı operatör doktor Süleyman Belli ve ekibi acil ameliyat kararı aldı. Cerrah Belli ve ekibi tarafından yaklaşık 1 saatte ivedilikle gerçekleştirilen ameliyatta ÖA'nın karnından 50 cm boyutunda ve yaklaşık 2 kg ağırlığında kıl yumağı çıktı. Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki sakini Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyledi. Küçükken anne ve babasından pembe eşyalar istediğini belirten Akkul, evlatlarına bir de vasiyeti var. Sakine teyze ölürse mezarının pes pembe olmasını istiyor. Olay 16 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SNA yanında çocuğu olduğu halde eşi Yılmaz A tarafından sokakta yumruk, tekme ve sopayla darp edildi. Sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olayda vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen Yılmaz A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yılmaz A emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay ilçenin Kayacık mahallesine bağlı Haçovit yaylasında sabah 6.40 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Arif A'ya ait yayla evinde sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken yaylada söndürmek için yeterli su olmaması nedeniyle yayla sakinleri alevlere müdahale edemedi. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken evde bulunan Arif A, Gülüzar A ve akrabaları Kasım A olmak üzere 3 kişi yanarak öldü. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.